Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda Nörgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş şişi böyle çıtı pıtı bir bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimize geçmeden böyle orta kalınlıkta nohut renginde bir ip kullandım. Bu ara bu ipten çok kullanıyorum, yelekler örüyorum. Harika bir rengi var. 3 numarada şişim var sevgili izleyicilerim. 3 numara. Şimdi örneğimizi bugün parça halinde başladık. Böyle bakın. Şöyle tam rengi biraz açık olduğu için görünmeyebilir ama harika bir örnek. Böyle küçük küçük sevenler için bakın. Böyle çiçek tohumları gibi çok güzel bir örnek var. Bir örneğimiz için 3 ilmek, arası için de 1 ilmek. Yani toplam 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek, 4 ilmek yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız sevgili izleyicilerim. Hemen modelimize geçelim. Bugün sizlere 3 tane örneğini anlatacağım. Tam anlaşılsın istiyorum. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra hemen arka yüzden modelimize başlıyoruz. Bakın. Kenar ilmeğimizi örüyoruz hemen. Alt ucuna lastik yapmadık örnek olduğu için. 1 düz, 3 ters. Bakın. 1, 2, 3. Yine 1 düz örüyorum arka yüzden. 3 ters. 3 ters. 1 düz, 3 ters. Modelimiz bu şekilde. 1 düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de tam tersi. 1 ters, 3 düz. Bakın. 1 ters, 3 düz örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. 1 düz, 3 ters. Bu da çok zevkli bir örgü. Videomu izlediğinizde zaten göreceksiniz ne kadar zevkli oldu. 1 düz, 3 ters ön yüzde. Arka yüzde de 1 düz, 3 ters. Ön yüzde 1 ters, 3 düz. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız. Bakın. Önce bir tane düz ördük. Bir düzü ördük yani görüldüğü gibi. Sonra burada 3 tane ters olan ilmeğimi bakın. Önce bir tanesini ters ördüm. Sonra bir doladım, tekrar bir ters ördüm, bir doladım, bir ters ördüm. 3 ilmeği bu şekilde örüyorum. Bakın. Arada bir düz. Şimdi yine aynı. Bir ters örüyorum, bir doluyorum, bir ters, bir doluyorum, bir ters. Bu işlemi hep arka yüzde yapıyorum değerli izleyicilerim. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi yine devam ediyorum. Bakın. Bir ters doladım, bir ters doladım, bir ters. Ve bir düz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasına geldi. Son sırası. Kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane ara şey ördüm. Sonra burada 3 tane olan ilmeğim doladıklarımı bıraktım. Bakın. Bıraktım. Burada 3 tane ilmeğim var. 2 ilmeğin arasına şöyle girdim. Bir doladım. Tekrar bir ilmek ve 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkardım. Sonra bu 2 tane ilmeğimi bu ilmeklerin üzerinden geçirdim ve bir tane düz ördüm bıraktım. Bakın. Arada bir tane ters ördüm. Şimdi ikinci örnekteyim yine bakın. Şu şekilde. Önce 3 tane arada doladığım ilmekleri bırakıyorum. Bu 2 ilmeğin arasına giriyorum. Bir doladım. Tekrar sonra 3 ilmeğin içinden bir ilmek ve bu 2 ilmeği aldım. Üzerinden geçirdim ve bir ilmek ördüm. Yine 3 ilmek yaptım. Arada bir tane ters ördüm. Bakın. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Bakın. 1, 2, 3. Şimdi bu ikisinin arasına giriyorum. Bir doluyorum. Tekrar bir ilmek ve 4 ilmeğim oluyor. Sonra bu 2 ilmeği alıyorum. Üzerinden geçiriyorum. Bırakmıyorum. Bir ilmek ördüm. Ve bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın sevgili izleyicilerim. Bakın bir örneğim şu an çıktı. Ne kadar güzel bir örgü. Arka yüze geldiğim zaman
Arka yüzde ne yapıyoruz? Artık görüldüğü gibi bakın, bir düz, aynı birinci sırada örmüş olduğum gibi 3 ters. Bir düz, 3 ters. Ben böyle sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından görün. Bir düz, 3 ters örüyoruz arka yüzde. Bir düz, 3 ters. Şimdi ön yüze geldik. Ön yüzde de aynı. Görüldüğü gibi bir ters, 3 düz. Arkalı önlü ikinci sıradayız bakın. Bir geldik. Şimdi de bir ters, 3 düz. Yine bir ters, 3 düz örüyorum ön yüzde. Ve bir ters kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde modelimizi tekrar kuruyoruz bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm. Sonra burada 3 tane ters olan ilmeğimi bir ördüm, doladım. Bir ördüm, doladım, bir ördüm. Yine bir düz. Tekrar bakın. Bir ördüm, doladım, bir ördüm, doladım, bir ördüm. Yani ters olarak örüyorum. Arka yüzde olduğu için. Yine aynı şekilde bir ör, bir dola. Bir ör, bir dola, bir ör. Arkalı önlü 4 sıra sevgili izleyicilerim. Bu 3. sırası. Şimdi de son sırasındayız. Yani ön yüzde 4. sırasındayım modelimin. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. Bakın. Şimdi de doladığım ilmekleri bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum bakın. 2 ilmeğin arasından 1 ilmek doladım. 2 3 ilmek ve 3 ilmeğin içinden 1 ilmek. Şu iki tane ilmeğimi üzerinden geçirdim ve bir ilmek daha ördüm. 3 ilmeğim oldu. Yine bir tane ters örüyorum. Aynı şekilde bakın örüyorum. Önce bir ilmek, iki ilmeğin arasından bir doladım. Tekrar bir ilmek. Yani toplamda 4 ilmeğim oldu. Bu doladığım 2 ilmeği bu ilmeklerin üzerinden geçirdim ve bir ilmek ördüm, bıraktım. Son olarak hemen anlatıyorum. Bakın. Ve devam ediyorum. 2 tane ilmeğimi şuradan hemen alıyorum ve bir ilmek daha örüp bırakıyorum. Bir ters. Arka yüzde artık bir düz, 3 ters sevgili izleyicilerim. Sonra da ön yüzde bir ters, 3 düz. Arka yüzde yine örneğimizin kuruluşunu yapıyoruz. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Bakın harika bir model. Çiçek tohumları. Bundan harika bir yelek olur sevgili izleyicilerim. İnşallah ilerleyen zamanda düşünürüz. Şöyle sizlerle beraber örmüş olduğum örneği de göstermek istiyorum. Bakın su yeşilinden de ayrı bir güzel durdu. Bu nohut rengi diyoruz. Sütlü kahve gibi, ondan da ayrı bir güzel durdu. Dilediğiniz, sevdiğiniz renklerden yapın bence. Bu örnek çok güzel durdu bakın. Hele yelekte böyle pupucuk pupucuk harika bir örnek gibi durdu. Ben de yeni çıkardım bunu. Daha yelek olarak örer miyim? Tam onu işte bilemiyorum. Yani ilerleyen zamanda inşallah. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.